Şimdi Gökbeylerin Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilmeden önce kapalı alandaki tören kısmına gelelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada imzasını attı. Devamında da bu projelerde emeği olan ve en sonunda da şehit edilen mühendisimizin ismini de beraberinde oraya nakşetti. Bugün birçok şeyi birlikte yaşayıp anlatmak gerekiyor. Zaten kanla sulanmış topraklardayız. Ay yıldız ve o kırmızı nereden geliyor? Hemen hemen her birimiz biliyoruz. Kolaylıkla elde edilen, tesadüfen karşımıza çıkan bir şey değildi özgürlük. Ama onu korumak da yine bize düşüyor. Kolay olmayacağı da ortada. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da TUSAŞ'a, yani içinde bulundukları tesise yapılan o terör saldırısında hayatını kaybeden, şehit olan, aslında yıl dönümleri için çiçeğini almak üzere gittiğinde katledilen mühendisimizin ismini, Zahide Güçlü Ekici'yi de oraya kaydetti tarihle birlikte. Birazdan konuşmalardan da bahsedeceğimizi söylemiştik. Hatta onu devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın sesi hazırdaysa onunla devam edelim. Sonrasında da günü tekrar baştan başlatalım efendim. İster sınırlarımız dahilinde, ister sınırlarımızın ötesinde olsun. Nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek, onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe Kilit harekatıyla Irak sınırımızın güvenliğini tahkim ediyoruz. Suriye'deki operasyonlarımızla da güneyimizdeki terör yapılanmasını sınır şehirlerimizden uzaklaştırdık. Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar inşallah bu mücadeleyi çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz. Elbette bunu yaparken terör baronlarının ve onları taşeron olarak kullanan patronlarının oyununa gelmeyeceğiz. 40 yıllık tecrübemiz bize terörün asıl gayesinin milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini dinamitlemek olduğunu öğretmiştir. Bunun önüne ancak iç cephemizin mukavemetini artırarak geçebiliriz. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız. TUSAŞ çalışanlarımızın bir konuda gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum. Bu tür kalleş ve hain eylemler bölücü örgütün, unutmayın, son çırpınışlarıdır. Ne bölgemizin ne de ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur ve olmayacaktır. Devletimiz katil sürülerinden de, bunların tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür. Hepsinin hakkından gelecek, hepsini tepeleyecek kudret ve kuvvete Allah'ın izniyle, ziyadesiyle sahiptir.